Sevgili çocuklar, çalışkan benim. Sibel Öğretmenin sınıfına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersindeyiz. Bakın bakalım ekranda yazıyor. Ne işleyeceğiz? Küçük Nedim ve ailesi artı yani o metni ve tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Tamam mı? Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Bakın sayfa 228'de Küçük Nedim ve ailesi. Önce metnimizi okuyalım. Daha sonra soruları cevaplandırarak metnimizi anlamaya çalışalım. Küçük Nedim ve Ailesi Küçük bir köyde yaşayan Selim ile Fatma'nın Nedim adında 6 yaşında çocukları vardı. Karı kocanın maddi durumları pek iyi değildi. Köyleri verimsiz topraklarla çevriliydi. Köylülerin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Ek olarak çiftçilik yapıyor, köyün yakınlarından geçen Irmağın kıyısındaki tarlalarda meyve ve sebze yetiştiriyorlardı. Böylece kendi sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Kış sona erip baharın yeşilliği her yanı kaplar kaplamaz bütün köylüler yaylaya göçüyorlardı. Yayladaki otlarla koyun, keçi ve ineklerini besliyorlardı. Özgür Sinan Evet, şimdi ne diyor? İlk altı soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuklar siz tabii ki bu videoyu izlemeden önce belki durdurup bir kere daha belki bir iki defa daha metni okursanız çok daha iyi anlarsınız. Şimdi birinci soruda ne diyor? Metnin konusu nedir? Çocuklar metnin konusu nedir? Konuyu bulmak için ne yapıyordu? Hatırlayın bakalım. Metnin konusu deyince çocuklar metinde anlatılan olay nedir ona bakmamız gerekiyor. Tamam mı? Yani ana fikir değil. İkisini karıştırmayın. Tamam mı? Biz burada ne görüyoruz? Metnin konusu nedir acaba? Şimdi Başlık olarak küçük Nedim ve ailesi denmiş ama küçük bir köyde yaşayan Selim ile Fatma'nın Nedim adında 6 yaşında çocukları vardı. Bakın bundan sonra artık Nedim'den bahsetmiyor. İlk cümle sadece öyle. Sonra bakın ne anlatıyor. Kari maddi durumları pek iyi değildi. Köyleri verimsiz topraklarla çevriliydi. Köylülerin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Ek olarak çiftçilik yapıyor. Köyün yakınlarından geçen ırmağın kıyısındaki tarlalarda meyve ve sebze yetiştiriyorlardı. Böyle devam ediyor. Neden bahsediyor çocuklar? Neden bahsediyor? Nedim'in ailesinin ve köylülerin yaşantısından, köy yaşantısından nasıl para kazanıyorlar, ne yapıyorlar, çiftçilik mi yapıyorlar, bakın sonra yaylada, yaylaya mı göçüyorlar Bunu anlatıyor. O zaman biz diyoruz ki birinci sorunun cevabı olarak metnin konusu Nedim'in ailesinin ve köylülerin köy yaşantısıdır. Tamam İkinci soru Nedim'in ailesinin maddi durumu nasıldır? Şimdi böyle soru, soruları cevaplarını metinde arayacaksınız. Maddi durumu nasıldır? Geliyorsunuz hemen şöyle bir bakıyorsunuz. Evet bakın burada ne yazıyor? Karı kocanın maddi durumları pek iyi değildi. İkinci sorunun cevabı o zaman diyoruz ki Nedim'in ailesinin maddi durumu pek iyi değildir. Burada çünkü görüyorsunuz cevap yazılı. Üçüncü soru Nedim'in ailesi geçimini sağlamak için neler yapıyor? Neler yapıyor çocuklar? Öncelikle başlıca bakın şurada yazıyor. Eee Verimsiz topraklar olduğu için başlıca geçim kaynağı hayvancılık. Ama ırmağın yakın yakınındaki kıyıda da oradaki tarlalarda da yine meyve ve sebze yetiştiriciliği yapıyorlar. O zaman biz de diyoruz ki Nerimin ailesi geçimini sağlamak için hayvancılık ile sebze ve meyve yetiştiriciliği yapıyor. Dördüncü soruya bakalım. Köylüler yaylaya ne zaman göçüyorlar? Bakın bu sorunun cevabında yine arayın. Buraya kadar mesela ne işle meşgul oldukları yazıyordu. Sonra kış sona erip Yayla kelimesinin bulun, arayın, bakın burada bir yayla var burada. Cümleleri okuyun. Kış sona erip baharın yeşilliği her yanı kaplar kaplamaz bütün köylüler yaylaya göçüyorlardı. Kış sona erip bahar yeşilliği yani ne diyeceğiz o zaman? Evet köylüler yaylaya baharda göçüyorlar. Ve beşinci soru metinde geçen küçük iyi kış ve yakın kelimelerinizi tanımlar nelerdir? Bunları birer cümlede kullanınız. Evet. Küçük nedir? Bunları bildiğinizi düşünüyorum. Küçüğünüzü tanımsı büyük. İyi'nin, kötü, kış, yaz, yakın, uzak. Bunları cümlede kullanalım. Evet, büyüğü kullanalım. Büyük bir balık yakaladım. Kötü, kötü günler geride kaldı. Sizler de yine farklı cümleler kurabilirsiniz. Daha da güzellerini kuracağınıza inanıyorum. Yaz, yazın köye gideceğiz. Uzak, uzakta bir gemi görünüyor. Evet. Altıncı soruya bakın. Nehir ve ilave kelimelerinin eş anlamlılarını metinden bularak altlarını çiziniz. Evet nehirin ve ilavenin. Nedir çocuklar? Nehirin eş anlamlısı. Nehir. Hatırlayın, düşünün. Evet neydi? Irmak değil mi? İlavenin nedir? İlavenin ek. Peki bunlar nerede acaba? Hemen bakalım ve bulalım. Bakın ek burada. İlave ek. Ve ırmak da burada ek ilavenin bakın ek olarak çiftçilik yapıyor ne demek? Bir de bir de çiftçilik yapıyor. Hayvancılıkmış geçimin kaynaklı. Bir de çiftçilik yapıyor anlamında. İlave olarak ırmağında eş anlamlısı yine nehir. Bundan sonra da diğer sayfamıza geçelim. Tamam? Haydi bakalım. 7. etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimelerin altlarını çiziniz. Cümleleri, kelimelerin doğrusunu kullanarak yeniden yazınız. Ne yapacakmışız? Yanlış yazılan kelimelerin altlarını çizeceğiz ve ondan sonra doğrusunu yazacağız. İlk cümleye hemen bakalım. Dedesi bayramda Meryem'e harçlık verdi. İlk cümlemiz cümle başı büyük harfle başlanması gerekiyor. Küçükle başlamış yanlış. Hemen çizelim. Bayramda doğru. Meryem'e özel isim. Küçük harfle başlamış. Eki de ayırmamış. Onun için bu da yanlış. Harçlık doğru. Verdi doğru. Nokta doğru hemen düzeltilmiş haliyle gelsin. Büyük harfle başlayarak ve özel ismi de büyük harfle başlayıp iki de kesme işaretiyle ayırarak yazıyoruz. Dedemi, dedesi bayramda Meryem'e harçlık verdi. Diğer cümle babam fabrikada işçi olarak çalışıyor. Evet cümle başı büyük harfle başlamış. Doğru babam. Fabrikada özel isim değil onun için küçük harfle başlaması gerekiyordu ve bu kesme işaretiyle de ayrılmaz. Onun için bu yanlış. İşçi doğru olarak çalışıyor. Doğru düzeltilmiş haliyle gelsin. Evet babam fabrikada işçi olarak çalışıyor. Kazım'ın çalışması bitmedi mi? Büyük harf de başlamış cümle başı hem de özel isim. Evet kesme işaretiyle de gelen ek ayrılmış. Doğru. Çalışması doğru. Bitmedi mi? Burada bakın mi nedir? Soru eki. Soru ekleri nasıl yazılacaktı? Ayrı yazılacaktı. O yüzden bu yanlış. Bunu da hemen düzeltilmiş haliyle gelsin. Kazım'ın çalışması bitmedi mi? Bakın ayrı yazdık ve soru işareti koyduk. Ve babamın verdiği harçlıkla kele olan masalları aldık. kitabı aldım. Çocuklar cümlelerin içinde yanlış yazılan kelimeleri ararken lütfen sırayla gidin olur mu? Karışık bakmayın. Birinci kelimeden başlayın. İkinci, üçüncü, dördüncü sırayla bütün kelimeleri ne yapın? inceleyin ki gözünüzden kaçan bir şey olmasın. Babamın B'si büyük cümle başı verdiği harçlıkla buraya kadar bir problem yok. Bakın kele olan masalları adlı kitabı aldım. Kele olan masalları bir kitap adıysa kitap adlarında ne yapacağız? Özel isim olduğu için büyük harfle başlamamız gerekiyor. Adlı kitabı aldığımda bir problem yok. Düzeltilmiş haliyle gelsin. Babamın verdiği harçlıkla keli olan masalları aldığı kitabı aldım. Bakın burada ben tırnak işareti kullandım. Çünkü neden? Hem büyük harfle başladım. Özel isim olduğu için kitap adını, Bir de bazen böyle kitap isimlerini belirtmek için de tırnak işareti ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Kırtasiyeden kalem ile silgi aldım. Kırtasiyeden tabii ki cümle başı büyük harfle yazılması gerekiyordu. O yüzden yanlış. Kalem ile silgi aldım nokta. Bir yanlışlık yok. Hemen ne yapalım? zatenmiş haliyle gelsin büyük harfle başladı. Kırtasiyeden kalem ile silgi aldığım Nokta. 8. soru vatandaşlık temasında en çok hangisi metni sevdiğinizi nedenleriyle yazınız. Çocuklar hangi metni sevdiğinizi nedenleriyle yazınız dediğine göre bu sizin tabii ki verebileceğiniz cevabını verebileceğiniz bir soru. Bunu da yazarken lütfen nedenleriyle dediği için şu nedenden dolayı şundan dolayı bundan dolayı şiiri daha çok sevdim veya işte metni daha çok sevdim gibi cümleler kurunuz. Oldu mu? Evet. Hemen devam edelim. Ve 9 Sınıfta size en yakını oturan arkadaşınızın okumasını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirdiniz. Arkadaşınızın her olumlu davranışı için yıldızı boyayınız. Çocuklar sizden e, tabii ki öğretmenleriniz de size söylüyor Arkadaşlarınız kitap okurken, bir şey okurken onları okumaları esnasında e, hatalarını söylemeyiniz. Hmm, onların e, okumalarını bölmeyiniz. Oldu mu? Bu onların heveslerini kırar. O yüzden... Sonuna kadar dinleyin. Ondan sonra bu değerlendirme tablosunu işaretleyin. Harfleri tanır ve doğru seslendirir. Evet, harfleri tanımamız ve doğru seslendirmemiz önemli. Kelimeleri okurken bazı harfleri yutuyoruz ya da bazı harfleri çıkarmıyoruz. Zaman bunlar olmasın. Dikkatli olun oldu mu? Kelimeleri hecelemeden okur. Tabii ki biz çok kitap okuyoruz. O yüzden hiç hecelemiyoruz. Metinleri noktalama işaretlerine uyarak okur. Evet, çok hızlı okumak ya da çok yavaş okumak doğru okuma değildir noktalama işaretlerinde yarım durma, tam duruş değil mi? Virgülde, noktada bunlara da yine dikkat ederek okuma yapacağız. Metinlerde vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Düz bir okuma değil. Sizin de zevk alacağınız, sizi dinleyenlerin de zevk alacağı düzgün bir okuma olmalı. Vurgular, tonlamalar. Sesinizi değiştirebilirsiniz zaman zaman. Bunun için güzel kitap okuyan kişileri bol bol dinleyip bol bol kitap okumalısınız. Sessiz okuma yapar. Evet ne yapar? Dudaklarını kıpırdatmadan sadece gözleriyle okuma yaparsa, doğru onu da hemen verelim yıldızlarımızın. Sesli okuma yapar. Sesli okuma kurallarını zaten defalarca söyledik biliyorsunuz. metinle ilgili soruları cevaplandırır. Metni çok okursanız anlarsanız o zaman doğru cevaplandırabilirsiniz. Okuduklarını anlatır yine metni. Çok okursanız okuduğunuzda anlatabilirsiniz. 10. soruya bakın. Evet, ne görüyorsunuz? Harçlıklar gelmiş değil mi? Mehmet bayramda topladığı ile kendisine faydalı şeyler almak istiyor. Ona hangi önerilerde bulunursunuz? Evet, önerilerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmına yazın. Mesela ben çocuk olsaydım ne isterdim? Ben çocuk olsaydım, ben top oynamayı çok severdim. O yüzden herhalde bir top alırdım öncelikle. Top oynamak faydalı mıdır? Evet, spor yapmak, top oynamak, oyun oynamak faydalıdır. Belki bir satranç takımı almak isterdim, akıl oyunu almak isterdim, kitap almak isterdim. Kitap okumayı da seviyorum. Sizin cevaplarınızı da bekliyorum, merak da ediyorum. Yani çocuk gözüyle acaba neler yazacaksınız, tamam mı? Hadi devam edelim. 11. sorudayız. Etkinlikte daha doğrusu aşağıdaki cümlelerde bazı noktalama yanlışları yapılmıştır. Noktalama işaretlerini doğru kullanarak cümleleri yazınız demiş. Ne görüyorsunuz orada tabii ki nokta ünlem, soru işareti, virgül ve kesme işareti, değil mi? Nokta, ünlem ve soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Unutmayın, virgül ve kesme işaretinde büyük harf yok. İlk cümlemiz: "Baban ne iş yapıyor?" Soru soruyor. Ne olacak o zaman? Sonundaki nokta neye dönüşmesi gerekiyor? Soru işaretine bakın. Evet. İkinci cümlemiz: "Yaşasın! Yarışmayı ben kazandım." Aa, burada bir sevinç ifadesi var. "Yaşasın!" Peki yaşasından sonra mı koyacağız acaba ünlemi? Cümlenin sonuna mı? Bakın çocuklar. Ünlem kelimesinden sonra küçük harf başlıyorsa küçük harfle. O zaman o ünleme diyoruz ki. E, siz buraya gelemezsiniz. Burada küçük harf var. Siz sona alalım. Diyoruz. Ve ünlemi sona gönderiyoruz. Buraya virgül Ama bakın buradaki yarışmanın ye'si büyük olsaydı. O zaman ünlem buraya gelebilirdi. Ünlemden sonra büyük harf olacak. Ama küçük harf varsa ünlem sona gidecek. Bakın. Yaşasın. Virgül. Küçük harfle devam ediyor çünkü. Yarışmayı ben kazandım. Ünlem işareti. Tamam. Ama hemen bir dakika. Bakın onu... geldi. Kırtasiye'den silgi, ünlem, kalem, ünlem, cetvel ve defter aldım. Bu ünlemler herhalde olmayacak. Siz de biliyorsunuz. Bunun yerine değil mi? Ne olması gerekiyor? Evet. Aynı görevi gören kelimelerde kırtasiye'den silgi, kalem. Bakın aynı benzer şeyler silgi, kalem dediğinde virgül kullanacağız. Ve yazdığımızda, kullandığımızda da virgül kullanmamıza gerek yok. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Ünlem, hayır bakın bu bir... Şimdi ünlemde neydi hatırlayın. Ünlem duygu ifade eden, hatta abartılmış duyguları ifade eden cümlelerin sonunda. İşte e, çok aşırı sevinme, üzülme, şaşırma, korkma gibi değil mi? Duyguların belirttiği cümlelerin sonunda kullanıyorduk. Burada oysa öyle bir şey yok. Düşüncesini belirtiyor. Burada bir düşünce cümlesi. Yani düşünce cümlesi değil mi? düşüncesini anlatan bir cümle var. Bir önce öğretmen olmak istiyorum. Duygu yok. O yüzden ünlem yerine nokta olacak. Son cümlemiz: Dayım İstanbul'da okuyor. Evet. Bakın buradaki Şimdi burada aradığımız şey noktalama işaretleriydi. Buradaki virgül özel isimde gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz. Virgülle ayırmıyoruz. Onun için diyeceğiz ki İstanbul'daki bu virgül kesme işaret olacak. Okuyor oradan sonra soru işaretim gelecek. Dayım İstanbul'da okuyor, soru sormuyor. Bunu yine nokta olacak ve böylelikle dayım İstanbul'da okuyor. Nokta bu şekilde düzeltilmiş hali. Evet. Dersimiz burada bitti çocuklar. Kendinize iyi bakın. Kitap okumayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çalışkan arılarım benim.